TeknoSayer'e hoş geldiniz. Levent abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Polonya'daydın, ne yaptın? <laughs> evet, Wargaming League Grand Finals 2016 yani World of Tanks oyununun, dünya turnuvasının finalleri 8-9 Nisan tarihinde Polonya'da, Varşova'da gerçekleşti. Bizi de davet ettiler. Hı hı. Türkiye'den bayağı bir basın katılımı vardı. Ben de aralarındaydım. Ben de konuk oldum. Çok da hani aşina olduğum bir konu değil ama biraz da iyi oldu hani dışarıdan birinin bakması. İzledim maçları, etkinliği, notlar aldım, görüntüler yakaladım, onları getirdik. Hani olmaz ama bir hani bu oyunla ilgili çok kısa bir bilgi verelim. Şimdi Wargaming, vardır, biliyordur. Wargaming firması 98 yılında kurulmuş. Hmm. Biz tabi onların adına aslında 15 falan oyunları var ama biz onları hep 3 oyunu var gibi zannediyoruz hani World of Warplanes, hmm. Tanks. Tanks 2010'da çıkmış. Sonra biliyorsun şimdi bir de Warships, Warships yeni çıktı da. Ee, ama aslında hani o üç oyundan ibaret değil. Ama bu üç oyunla tabii evet. yürüdüler. 98 yılından beri faaliyettelermiş. Ee, Warplanes isimlerini duyduk ama işte World of Tanks büyük olay oldu. 2010 yılından beri oynanıyor. Ve bu oyunların hepsi işte böyle turnuvaya, takım oyununa falan Uygun şekilde tasarlanmış oyunlar zaten burada da işte finalini o sayede izleyebildik. 12 takım finallere katıldı. Aralarında Türk takımı yok. Hmm. Çünkü Türkiye'de oynayan çok ama bir takım hmm. ya da takım varsa da hani böyle artık Dünya Ligi'nde savaşacak bir takım yokmuş. Peki Levent abi hani Türkiye yok ama. Katılımcılar hmm. kimler? Yoğun Şimdi, olarak Şimdi e, Amerika, Çin, hmm. hatta Güney Amerika'dan Brezilya'dan takım vardı ama en büyük ilgi Avrupa'dan. Avru Avrupa. Daha çok da en büyük ilgi ben onlara hep Rus diyorum. Bu bağımsız devletler topluluğu diye geçiyor. Yani hmm. eski Sovyetler Birliği ülkeleri. Hal onlar zaten akraba, Tabii. komşu. E, o taraftan çok büyük ilgi var. Hatta ilginçtir ki yani mesela takımlar Ukraynalı, Rus oyuncular birlikte. Hı. Oynuyorlar, takım oluşturuyorlar. Halbuki dışarıda Savaş birbirlerinin haydi. gırtlağını sıkıyorlar. Ee, o tarafta zaten Wargaming'de o taraftan çıkmış bir firma. Dolayısıyla büyük bir ilgi var. Ee, Amerika'nın ilgisi Amerika'dan takım vardı ama düşük. Avrupa'nın ilgisine göre düşük. Bu oyun Avrupa'da sevildi. Evet. Ee, Biraz etkinlik hakkında bilgi vereyim işte. 8-9 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Varşova'da bir spor salonunu bu hı. işe ayırmışlar. Torwar Hall, Hall diye geçiyor. Büyük ha, müydü? Polonyaca nasıl okunuyor bilmiyorum. Büyükçe bir salon öyle. Hani okulun spor salonu gibi değil. Hı hı. Normalde hani maçların yapıldığı, finallerin oynandığı ve bayağı büyük konserlerin yapıldığı bir salon. İlgi büyük müydü? Ee, i̇lgi şöyle. İlk gün zaten ilk gün öyle bir... Ön tur maçları falan gibi bir şeyler vardı. İlk gün çok ilgi yoktu. İkinci gün daha çok ilgi. Fakat hani söylemek lazım. Öyle hani oturacak yer yoktu. Herkes birbirini çiğniyordu kadar da değil. Hani salonun yarısı tribünlerin bu iş için ayrılmış. Çünkü bir ortaya bir dev bir sahne kurulmuş. Oturacak yer vardı. Belki hani tam ortada ideal yerde olmasa da ayakta kalmazdın. Ama şu var netten canlı yayınlandığı e, için evet, falan tabii. bir sürü kişi de hani oraya gelemeyen yani evden seyretti e, tabii ki. Ama ilgi tarafında da bir yandan da işte anneleriyle falan gelmiş <laughs> çocuklar vardı. Hani öyle e, amcalar teyzeler falan vardı gelmiş. Hı -hı. Hani bir ilgi kesinlikle var. Bu sırf Polonya'nın ilgisi. Peki şimdi bunlar e-spor deniyor ya artık bu işlere. Evet. Hakikaten bir spor profesyonelliğinde mi bu etkinliğin? Şimdi ne şöyle e, muhteşem bir sahne kurulmuş. Hı -hı. İşte her oyuncunun arkasında ayrı bir ekran var orada onun adı kullandığı tank yazıyor. Vurulursa ışığı sönüyor falan. World of Tanks konusunda da birazdan bilgi vereceğim. World of Tanks'ta bizim bu free for all death match oyunları gibi vuruldun mu tekrar spawn olmuyorsun. Vurulan ölüyor o maç evet. için. Çok gö çok görkemli bir açılış töreni hazırlanmış. Ee, geçen senenin Kazanan takımı her helikopterle helikopterle geldi falan filan. Her takım için bir mini klip gibi bir şey yapılmış, müzik seçilmiş. Vay vay vay. Ee, bunun dışında profesyonel sunum her anında hmm. maçların profesyonel yorum maçtan sonra. Ee, yani baya bir profesyonellik, baya bir izlenme sporu havası yaratılmış. Bu tabi oyunculara bol miktarda yansıtılmış. Hı. Oyunculardan korkarsın. Herkes şöyle bir ben ona artık e-spor duruşu dedim. Şöyle bir herkes şöyle. Hı hı. Bundan başka bir duruş yok. Kimse gülümsemiyor. Herkes böyle nefretle bakıyor ya da işte dünyayı kurtaracak gibi bakıyor. Ben biraz güldüm açıkçası. Çünkü biraz yapmacık duruyor. Ama hani bu ama bu biraz da lazım. Ego olmasa yarışma olmaz çünkü. Hı. Rekabet olmaz. O yüzden hani Herkes böyle şey olur. Hadi tanklarımızla burada yan yana gezelim olur. O yüzden lazım. Bir yarışma, bir rekabet, hırs istiyorsan birazcık cilalanacak tabii bu egolar. E bir de genç insanlar. E, tabii. Genç insanlar tabii ki star muamelesi görüyorlar. O işinde starları var. Tabii. Hani onları tanıyanlar falan biz böyle ya kim bu ya? şişman gözlüklü bir çocuk diye bakıyoruz da. Onun peşinde koşuyor diğer çocuklar işte filanca abi diye falan. Ee, o yüzden bir... Ekonomi oluşmuş, bir dünya oluşmuş. Hatta öyle ki mesela hani orada filanca takımın oyuncusu bakıyorsun, kenarda böyle leblebi çekirdek yiyor. Gideyim yanında fotoğraf selfie çekeyim diyorsun, yok öyle. Menajerinden diyorlar Oo. konuşacaksın, izin alacaksın. Bu noktaya gelmiş olaylar. Hmm. Ee, dediğim gibi çok gösterişli bir açılış töreni yaptılar. Senin takımları tanıttılar. Fotoğraflarda ben gerçek tanklar falan gördüm dış mekanda. Dışarıda öyle. tabii şey yapmışlar. Hani bunu bir büyük bir etkinlik haline getirmişler. He. O salonun dışında bir T34 bir Sherman tank vardı. Ee, hatta çalıştırdılar ettiler. Hmm. Hatta kuru sıkı tabii elbette ateş ettiler. Herkes ayağa kalktı. O <laughs> saldırı mı var diye. falan orada bir dış dış boyutu vardı öyle. Hmm. İçeri girdiğin zaman içeride çeşitli boyutlar var. Mesela bir PlayStation 4 bölgesi var. Bu oyun PlayStation 4'te de var biliyorsun. Konsollarda evet, hatta doğru. Android'de falan da var. PlayStation 4 bölümünde PlayStation 4 sürümü oynuyordu insanlar. inceliyordu. Xbox yoktu mesela evet. nedense. VR bölümü vardı. Orada da yapılan maçı sen sanal gerçeklik gözlüğüyle o savaş alanının ortasında hmm. izliyorsun bakarak. Fakat az gözlük vardı ve bize de hani basına basın için değil bu dediler. Zaten taksam da hani bir görüntü alamayacaktım da <laughs> haliyle. Ben deneyemedim onu. Hmm. Zaten hani maç yapılırken maçı izlemek Tabii. istiyorsun ama öyle bir boyut vardı. Bir oynama bölgesi vardı dışarıda çok çok kalabalık. insanlar orada oynuyorlar ama bu işin ustaları da öğretiyor, taktik veriyor. Hani birazcık akademi tadı hmm. oluşturulmuş. O bayağı bir kalabalıktı orada, hiç oturup oynamaya fırsat yoktu yani. Dükkan kurulmuş, akıllıca... Şimdi Wargaming Net müthiş, akıllıca yönetilen bir firma. Dolayısıyla hani aynı çok iyi sponsorluk anlaşmaları falan yapılmış. Onlar başka yönlere de yansımış. Mesela ne yapmışlar? Razer'la anlaşmışlar. Razer zaten sponsor ama Razer özel işte World of Tanks mouse pedi, mouse'u, kulaklığı falan yapmış zaten var olan ürün ailesindeki bazı ürünleri bezemiş tamam. World of Tanks imajlarıyla. O onları satıyor. Maket firmalarıyla anlaşmışlar. Yani. Italeri falan gibi, Revel gibi maket firmalarıyla anlaşmışlar. O World of Tanks'taki tankların maketleri monte edeceksin tabii ki. Plastik maketleri satılıyor. Giyim kuşam falan zaten poster tahmin edeceğin gibi bir sürü. Bunlar da hani içeride maçlar gerçekleşirken dışarıda hem binanın dışında hem salonun dışında binanın içinde ama salonun dışında bir hareketlilik var sürekli. İyi olmuş. Şey muhteşem. Sahne çok güzel demiştim. Ses sistemi falan her şey muhteşem. Devamlı dediğim gibi ben bir yönetim var. Maçlar sonuçta bu maç oynanıyor ama normalde sen tankın içinden oynuyorsun. Tabii o pek görsel olmayacağı için oyunun sistemi bağımsız bir kamera. Hey abi. Bütün savaş alanını Takip ediyor. Hatta birkaç kamera ve belli ki bir reji var. Görüntü sürekli değişiyor. E, replay olabiliyor falan filan. Çok profesyonel ve çok aksaksız yürüdü her şey. Tabii ki ilk kez yapmıyorlar bunu. Ben ilk kez konuk oldum. E, harika şekilde yürüdü. Şimdi World of Tanks adı üzerinde tanklarla savaştığın bir oyun. E, kesinlikle bu bir takım oyunu. Takımlar 7 kişilikti. Toplam işte 12 takım finallerde mücadele etti. 7 kişilik biri. Ve hep takım taktikleriyle gidiyorsun. Zaten kulaklık, mikrofon, standart ekipman. Tek başına bu oyunda çıkıp da ona sıktım, buna sıktım, savaştım, kazandım. Hiçbir şansın yok. Çünkü nefes aldırmıyorlar. Şimdi bu World of Tanks'ta. Şimdi biz FPS türü oyunlar, shooter türü oyunlar oynuyoruz. İşte atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun. Şimdi tankta tank bir kere ateş etti mi 10 saniye 15 saniye dolmuyor bir daha. O yüzden bütün oyunun oynanış şeklini, temposunu bu belirliyor. Öyle sıktım, sıktım, sıktım yok. Bir kere sıktın mı çaresizsin, hmm. kaçacaksın. Zaten genelde öyle oynanıyor. Hani atan saklanmaya çalışıyor. Ee, ya da pozisyon almaya çalışıyor. Araziyi çok yoğun kullanıyorlar. Hani bu oyunda aslında bütün oyunlar belki özünde öyledir. Derdin göreyim ama görülmeyeyim. O yüzden arazi, oradaki işte bir yıkılmış bir bina, bir tepenin yarısı falan çok önemli. Aktif kullanılıyor. Hiçbir an olsun sabit durmamaya hmm. çalışıyorlar. Yani adam bir yerde bir pusu kurmuş. Birinin oraya önünden geçmesini beklerken bile tank böyle durmuyor. Devamlı ileri geri ileri geri gidiyor. Çünkü devamlı hani bir hareket halinde olayım görülmeyeyim çabası var. Zaten şöyle maç başladığında ilk bir iki takım da dağılıyor. Birbirini bulma. Hani bu Battlefield'larda spot yapıyorsun ya onun gibi. Birbirini bulup da başka arkadaşlarına da işaretleme çabası var. Ama tabii bunu yaparken de görülmeme çabası var. Uzun süre böyle geçiyor. Toplar patlamaya başladı mı zaten bir dakika içinde falan maç bitiyor. Hmm. Ama o ilk başta arama çabası çok belirgin. Ee, 7 kişilik takımlar olduğunu söylemiştim. Her tur 10 dakika olarak belirlenmiş. Eskiden daha kısaymış. Fakat hiçbir zaman 10 dakika sürmüyor maç. Artı şu var. bu etek defense modu. Oyunun çeşitli tabii oyun modları var. Etek defense saldırı savunma modunu kullan kullanıyorlar ama burada savunmacının iki tane savunduğu üst var. Atak onları da hani ele geçirmek durumunda. Fakat genelde oyun öldürmeye hmm. e, dayanıyor. Hani öyle kimse işte alanı iki üstü de ele geçirdik biz kazandık olmuyor. Çünkü genelde vurdum vurulduna dönüşüyor. E, dediğim gibi bu oyunda 7 kişi bir takımda 7 kişi var ölen çıkıyor. Hani bir daha spawn olma yok. 7 kişi de öldü mü takım kaybetti. Bu oyunun özelliği yani bu finalin özelliği 10. düzey. Tier 10 dedikleri en ağır, hmm. en öldürücü tanklarla oynadılar. Tabi e, Oyuncular tanklarını seçiyor. Bazı tanklar hızlı ama ateş gücü düşük. Bazı tanklar çok ağır ama yerinden hmm. kıpırdamıyor. Hatta mobil, e, hareketli top var. Onda taret yok, onun topu sabit. O yukarıdan e, indiriyor. Hmm. Fakat onu da yakaladılar mı en yani zayıf tank... tankın karşısında bile hiçbir şey yapamıyor. Çünkü o yakına atacak bir silah yok onda. Tamam. O sadece o oyun haritasının bir ucundan bir ucuna atabilen bir şey. Onu çok nadir seçtiler oyuncular. Murat dediğim gibi oynanırken sürekli bir profesyonel anlatım var. Ve ee, oldukça başarılı. Yani belli ki bu zaten normalde de anlatıcı birisi, sunucu, spiker birisi. Maçlardan sonra uzun uzun yorum değerlendirme yapılıyor. O biraz da maçlar kısa olduğu için 5 evet, hani 5 dakikada bütün turnuva bitti olmasın diye e, maçtan daha uzun bir yorum süreci işte onu, o işin de Rıdvan Dilmenleri falan var o... o evet. kültüründe. Onlar... yorumluyorlar, oyuncuları tanıyorlar. Takımları hmm. tanıyorlar. Geçmişteki oyunlarla... bağlantılı yorumlar yapıyorlar. Gayet güzel. Ee, dediğim gibi hani kamera bağımsız olarak maçı sana izletiyor. Çok güzel bir kupa hazırlanmış. Ödünle, Onun evet yapı Şimdi... tabii ki bir hani kupa var ama o tabii hmm. sadece görüntü. Ee, 300 bin dolar toplam ödül var. O yani final şampiyon tamam. 150 bin dolar alıyor hmm. ve aldı. İkinci 75 bin alıyor. Gerisi de işte kalan da Bölüşüyor. diğer oyunculara bölüşüyorlar. E, iyi para 150 bin dolar alıyorsun, gidiyorsun. Tabii ki bu 150 bin dolar o final maçının karşılığı değil. O bir bir yılın, tabii bir yıl bir sürü eleme maçının, Oo. işte e, gruptan yükselme maçlarının falan sonucu. Kim kaldı sonuçta? Şimdi geçen senenin şampiyonu Hellraisers diye bir takımdı. Tamam. Yine bu Rus bölgesinden. Rakibi de dünyaca ünlü Na'Vi. Hmm. Na'Vi her elektronik sporun her alanında evet. takımları olan çok büyük bir oluşum. İşte aslında akrabalar yabancı komşular. Bunlar kapıştılar. İnanılmaz çekişmeli bir final maçı oldu. Hatta ilginçtir ki Mesela maçın ortalarında bir yerde bu Hellraiser'dan Apple Wow diye bir oyuncu yıldızlaştı. Adam 3'e karşı tek kaldı. 3 rakibini de yendi, patlattı hmm. o maç, o turu. Bir kendi takımına kazandırdı. Yıldız oldu. Herkes onun adını öğrendi. Ama son turda 6-6 olmuştu artık. 7'de bitecek ve 6-6 durumda kazanan alıyor. Aynı Yıldız Apple Wow tankını bir bayır gibi bir yere düşürdü. Ve maç boyunca çıkamadı orada. Oo. Ne geri çıkabildi ne ileri çıkabildi. Öyle 45 derece falan bir açıyla böyle kaldı. E, tabii hem önce arkadaşlarını avladılar sonra onu avladılar. Navi hmm. kazandı. Geçen senenin şampiyonu kaybetti. 150 bin doları aldı. İşte Apple Valve'da hani süper bir an bir aşamada süper iyi oynamasına rağmen bir anlamda 75 bin dolara mal oldu takımına. Hatta sonra dövmüşler midir ne hmm. yapmışlardır bilmiyorum. Arada bir şey oldu. Final maçından önce World of Warships'in gösteri maçı yapıldı. Hani öyle tanıtmak için. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Wargaming benim gördüğüm kadarıyla World of Warplanes'i kaldırmış hmm. rafa. Tabii ki oyun hala oynanıyor falan ama bütün turnuva alanında o oyunun bir afişi bile yoktu. Oh. Ya da ağzını açıp da o oyunun adını söyleyen bir kişi yoktu. O oyun belli ki artık tamamlamış e, görevini. Warships'i hazırlıyorlar. E-spor olarak da hazırlıyorlar. Ee, ben pek şans vermiyorum e-spor olarak. Şimdi biz dostlarımızdan Burak Akmelek'le birlikte izledik maçları. Burak Warships'i oynadığını belirtiyor ve oynamasının çok zevkli olduğunu söylüyor. Fakat izleyici tarafında, ha, doğru. şimdi World of Tanks'ta birebir işte o tank oradan köşeyi dönüyor, atıyor, vurdu, patlatıyor falan bir... Bir mücadele var, izliyorsun. Heyecan var. Evet, izliyorsun. Ha filanca oyuncu yıldızlaştı diyorsun falan filan. Warships'te şimdi dedim ya tank atıyor 10 saniye sonra doluyor. Warships'te 30 saniye bilmem kaç dakika sonra doluyor toplar. Çünkü gemi. Hmm. Artı Warships'te 40 kilometre öteye ateş ediyorsun oyun haritasında. E adam atıyor ve 5 yani ne bileyim 50 saniye boyunca havada mermiler uçuyor şey kalmıyor. Aa işte Levent attı vurdu. Süper başarılı şekilde hissi vermiyor. Evet. O ne? Bir mermi. Bu mermileri kim sıktı? <laughs> Havada öyle uçuyor, vuruyor. Tamam bir görsellik çok iyi. Benzeri olmayan bir şey. Bir sürü gemiler var, torpil atıyorlar, uçaklar uçuyor falan. Müthiş bir şey görsel olarak da. Ama hani izlem izleyenler bir heyecan fır, pardon, oynayanlar bir heyecan fırtınası yaşıyor olabilir ama izleyenler öyle pek kendini kaptırmıyor. Bence World of Tanks daha devam evet. eder. Ee, tara belli bir şey oluşmuş, taraftar kültürü de oluşmuş yani adam takımını desteklemek için geliyor falan. Ama bir yandan da e, daha bir futbol taraftarı kadar oturmuş evet. bir kültür yok bence çünkü şeyi gördüm ben yani ilk başta işte. Hellraiser'sı desteklemek için gelmiş hey, falan yapan adamlar sonra maçın ortasında Navi'ye döndüler falan. <laughs> Ama daha acısı şu adam işte Hellraiser's Navi falan destekliyor da orada arada işte Amigolar var. World, Wargaming'in belli ki ayarladığı İşte anahtarlık veriyor bilmem ne veriyor. Sen işte ayağa kalk işte çığlık at anahtarlık vereyim falan şeyleri. İşte anahtarlıkçı gelince o Navi'yi de her Hellraiser'sı da bırakıyor taraftan anahtarlıkçıya bakıyor. Pek olmamış pek <laughs> biraz daha. Tutkunun artması lazım. Ama bu işin hani gelip geçici bir şey olmadığı çok ortada. Hmm. Bu işin daha geleceği, gelişeceği, o oyuncuların daha da hani adını bildiğimiz isimler haline gelecekleri. Şimdi tutkunları tanıyor hepsini ismen ama biz de öğreneceğiz. Biz de bak Apple Baba öğrendik. Her <laughs> Biz de öğreneceğiz. Hmm. Bu işin geleceği olduğu çok belli. Organizasyonun başarısı, takdire şayan, her şeyi düzgün yapmışlar. Bu tabi şeyden sonra, finalden sonra, ödül töreninden sonra, gece partisi, eğlencesi falan filan hepsi eksiksiz gerçekleşti, düzgün gerçekleşti. Wargaming kesinlikle para harcıyor. Belli ki kazanıyor da. Değişik bir deneyimdi. <laughs> Dediğim gibi hani bizim bu bu sporları takip eden, oynayan bir arkadaş gitse o farklı bir şekilde bakıp burada farklı şeyler anlatabilirdi. Ama ben bir yabancısı olarak gittim, bu da farklı bir boyut getirdi, keyif de aldım açıkçası. Şimdi, heh, e, sen yabancısı olarak gidiyorsun, bir bu maçı izlemekten keyif aldım diye mi Alıyorsun. Yani şöyle, World of Tanks'a özel mi bilemem çünkü Dota ya da işte LoL, League of Legends maçlarına baktığımda yani fenalık geçirip kapatıyorum. Ama burada anlıyorsun. Çünkü bir kere hani belirgin bir renk düzeni seçmişler. Takımları birbirinden kolay ayırt ediyorsun. Çünkü bu sonuçta bir oyun olduğu için hani kırmızı tankla oynayabiliyor adam. Gerçek hayat gibi gizleneyim derdi yok çok fazla. Ya da hani görsel olarak gizleneyim derdi yok. O yüzden takımları birbirinden ayırt ediyorsun ve bir süre sonra taktikleri falan anlamaya başlıyorsun. Bak şunu yapmak için şuraya gidiyorlar. Diye anlamaya başlıyorsun İzleniyor. benim gibi yabancısı bile bir süre sonra kaptırıyor kendini Hele bir de böyle başa baş Şey olunca Hani Biz tabi tamamıyla Rusya Ukrayna arasındaki maçı seyrettik bir de hani Bir bağlantın olsa takımlardan biriyle senin takımın olsa iyice hani kendini kaptırırsın evet. tezahürat falan başlar <laughs> Bana güzel geldi eğlenceli geldi sen şeyde soracağım, sen bir maketçisin, bu tanklara yabancı değilsin, ee, gö görsel olarak da hani ne diyorsun oradaki... Ya, oldukça detaylı şey evet. gibi değil öyle, hani oyuncak gibi değil. Tabii şimdi şöyle, World of Tanks'ın özelliği çok fazla tank var oyunun içinde. Evet. Ee, çoğunu bilmiyoruz. Evet. Çünkü birazcık hani İkinci Dünya Savaşı modern, biraz karışık, araya şey serpilmiş... Hani temeli gerçek bir tanka dayanıyor ama üzerine He. kendileri eklemişler bir şeyler falan. Dolayısıyla hani birebir bir gerçeklik beklemeyeceksin. Evet. Oyun şeyini. Burada zaten olay da hani o tanklar o oyunun yaşanması için birer araç. Evet. Hani bu bir askeri simülasyon falan değil. Tamam. Ama ha 7 arkadaş kulaklıkları mikrofonları donanıp baya bir taktik oynayabilirsin. O haritayı zaten... piksel piksel ezberlemişler. Ve şey gerçekleşiyor bazen... E, glitch diyebileceğimiz evet. hani iki duvarın birleştiği yerde bir iki evet. piksellik boşluk var. Birbirlerini oradan görmeye çalışıyorlar. Oradan vurmaya çalışıyorlar falan görüyorsun. Evet. O tabi saatlerce oynamanın... getirdiği evet. bir... ustalık. E, belli ki deli zaman harcıyorlar evet. buna. Buna evet. oynamaya. Kim bilir kaç... bin saat her birinin oyun deneyimi tabii, şeyi tabii. geçmişi. Ee, eğlenceli geldi bana. Ben de hani World of Tanks'ı yükleyip de bir şeyler yapabilir miyim kendi kendime diye bakmak istiyorum. Ee, ücretsiz bir oyun biliyorsun. Sen içinde hani para sonra para harcayabiliyorsun işte premium üyelik için, premium tanklar için falan. Ama denemek isteyen de hemen yükleyip Android'te Android'de falan da var, mobilde de var Blitz hmm. versiyonu. Deneyebilirsin. O da güzel tarafı. Peki Levent abi evet. teşekkürler verdiğim bilgiler için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.